Dedemden, babamdan kalan süre gelen bir arıcılık işimiz var. Kayadan oyma arılıklarımız var. Yani arıcılık işiyle uğraşıyoruz. Dedemden, babamdan bana kaldı en son. Devam ettirmeye çalışıyorum. Burası yerleşim yerine 1-1,5 saat uzaklıkta Ballık Vadisi. Yani gelip gitmemiz çok zor oluyor. Yani bayağı da meşakkatli bir iş. Zor. Yani bayağı bir düşüp yani sakatlandığımız da oluyor. 4 sene öncesine kadar babamla birlikte yapıyorduk. Babam vefat ettikten sonra yani ben kendim 15 yıldır falan bu işle uğraşıyorum. 4 yıldır da tek başıma kendim uğraşıyorum. Yani şu anda da 10-15 tane falan arım var. Yani kendime ait 3 tane kayadan oyma yerim var. Köyümüzde de 50-60'a yakın böyle kayadan oyma arıcılıkla uğraşan kişiler var. Mesela bir kayanın içerisinde misal bunun içerisinde yaklaşık 10 tane falan kayadan oyma arılık var. Yani arının kovanı var. Bir arıdan da ortalama en iyi aldığımız senede 6-7 kilo en iyisinden. Şöyle bir şey, bazen arılar kendileri gelip yani yuva edinerekten kendileri düşüyor. Kendileri yuva yapıyor. Veyahut da baharın arılar oğul verdiği zaman biz oğulları alıp geliyoruz buraya. Kayadan kovanların içine boşaltıyoruz. İlaç falan hiç kullanmıyoruz. Yani ilaç yok. Yani bakımı gelip gitmesi zor. Ama arıya ilaç veyahut da ona benzer şeker gibi hiçbir şey vermeyiz. Baharın arıyı buraya koydum mu kapatırız kapısını. Balı hasatını da böyle Ağustos'un sonuyla Ekim'in başı gibi falan yaparız. Yani o zaman arının balın kalitesi biraz daha artıyor. Evet. Yani yıllık benim arıdan hasatım en fazla 20 tane arıdan 50-60 kilo falan oluyor. Ya birincisi %100 doğal, doğalın da yani doğalı. Diyorum ya yani hiç kesinlikle arıyı buraya koyduğumuz zaman bal alana kadar kesinlikle gelip kapısını bile açmayız. Kesinlikle bakmıyoruz. İğne ise ilacı hiçbir şey böyle şekeri hiçbir şeysi yok. Yani %100 doğal. Eğer arı ölmezse balını öyle alıyoruz. Misal bir arı 10 kilo bal yapıyor. 5 kilosunu alıyoruz. En fazla 5 kilosunu. Arının yiyeceğini bizim aldığımızdan fazla bırakıyoruz. Balı da yani öyle keyfi yemeye değil. Yani ağır hastası olanlara veriyoruz. Şeker hastası olanlara veriyoruz. Yani o şekilde çok nadir, çok fazla balımız olursa keyfi yemeye o şekilde satıyoruz. Özel üretim, siparişini alıyoruz önceden. Mesela haber veriyorlar, 2 kilo bana, 3 kilo yani o şekilde siparişler alıyoruz. Yani özel üretiyoruz gibi bir şey. Yani kendimiz çok az yiyoruz. Kendimiz başka karakollarımız ama bunları özel yetiştiriyoruz. Mesela bu arının, balın ta Osmanlı zamanında padişahlara gittiği de söyleniliyordu. Yani öyle zaten adı da üzerinde Ballık Vadisi diye geçiyor. Efendim peki bu balın, özel üretim balın şu anki kilogram fiyatı nedir? Osmanlı mutfağında yer alan balımızın şu anki yani 2021 yılındaki fiyatı 400 ila 500 lira arasından satılıyor.